Peki şimdi Bu sosyal medyanın şey. e, gündeminde olan başka bir isimde usta sanatçı Selda Bağcan. Selda Bağcan da günaydından Tuğba Kalçay'a bir röportaj verdi ve röportajında diyor ki Ben gelenek ve göreneklerimizi her şekilde koruyan biriyim. Sahnedeki kıyafetlerim de hiç açık saçık olmadı. Zaten bizim dönemimizde kimse açık giyinmezdi. Bir tek dansözlerin göbeği açık olurdu. Sahnede göbeği açık giymek bize batıdan geldi. Katılıyor musunuz? Ya şimdi Sevda bulunduğu yeri hak eden, olağanüstü, Allah'ın git şarkı söyle diye yarattığı bir kişilik. Bütün bunlara girmesinin hiçbir manası yok. Hiçbir Böyle bir yok. gündeme ihtiyacı yok. İnsanlar yaptınız. kendine yakışanı giyer. Bakın insanlar kendine yakışanı giyer. Sevda kendine yakışanı giyiyor. Ben diyor ama onu yakışanı açık değilmiş. O senin tercihindir. Ama bir başkası da güzel bir dekoltesi varsa ve de bununla ilgili bir estetik yaratmak düşünüyorsa öyle giyinir. Bizim dönemimizde böyle bir şey yoktur gibi bir şey derken ben başka bir dönemde mi yaşadım acaba? Hayır biz gazinolar biz gazinolarda açıkça söyleyeyim yani gazino patronundan tutun menajerlerine kadar o güzel hanımefendilere estetik olarak durmalarının gerekliliğini, kıyafetlerini öyle seçmeleri gerekliliğini hem empoze ederler. Yani kapalı kıyafet giymek yani senin, yok. Senin, senin çok iyi bir dekolten vardır arkadaş sergile bunu derler yani bu demişlerdir yani. Sonra ben şunu anlamış değilim ya bu kılık kıyafete niye bu kadar taktık biz ya? Yani bu ülkenin başka hiçbir derdi yok mu? Bu insanların, bu sanatçıların da hiçbir derdi yok mu? Ben şöyleydim, sen böylesin, niye öylesin? Diyelim ki batı felsefesiyle yetişmiş bir yorumcuysanız ve eğer siz e, geçmişinizde bir eğitim varsa, şarkı söylemeyle ilgili varsa çoğu söyleyişleri e, siz kabul etmeyebilirsiniz. Ama iddialı olmak sanatçının kendi hamurundadır. Hı hı. En büyük benim, bakın biraz önce söylediğimiz gibi, en güzel ben söylerim. Abla sen söylersin en güzelini. <laughs> En güzelini Zeki Müren söylüyordu. Allah rahmet eylesin. En güzelini söylüyordu. Ama onlar kadar güzel söyleyenler de vardır. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yoktur. O öbür güzel söyleyenlerin sevenleri adına yanlıştır. Doğru değildir. Siz güzel söylemiş olabilirsiniz. Kendinizi de çok beğenmiş olabilirsiniz. Ayrıca da ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Peşmekan Türk'ü çok güzel söylediniz ama şunu çok kötü söylediniz. Evet. Var mısın bana diyeceğim bir şey var mı? Diyebilir misin bir şey? Siz Mahsuni Şerif'in bütün türkülerini Mahsuni Şerif'in söylediği şekildeki ozanvari yaklaşımla söyleyebiliyor musunuz? Hayır. Söyleyemezsiniz. Benim kirvem evde beraber oturup sabahlara kadar türküler falan söylediğimiz dönemlerde karşılıklı söyleyişimizdeki o ozan yaklaşımının falan farkında mısınız? Değilsiniz. O zaman bu iddiayı şunun için söylüyorsunuz. Abi en büyük benim başka büyük yok. Vallahi kusura bakmayın. Bu hoş bir şey değil. Bütün yorumcu kardeşlerimin, bütün yorumcu insanların hepsinin de çok kayda değer, müthiş yorumcular ve insanlar olduğunu kabul etmek zorundayız. Evet. Seni seven adına güzel söyleyensin. Evet. Seni sevmeyen adına hiçbir şey söylüyor. Evet. Aynen. Hiçbir şey değilsin. Kesin, hiç bir değil. Bir anımı anlatmak istiyorum. Biz evet. o kara stüdyosundaydık. Eğitiliyorduk operada. Gustav Kun diye Kesin. E, bir e, orkestra şefi. Carmina Burana'yı sahneliyordu. Biz de onun korosunda yer almak üzere yetiştiriliyorduk. Ve o dönemde Zeki Müren böyle bir etekli metekli bir kıyafetler falanlar filanlar yapmıştı. Devrim Çok güzel mini zahmeten. etekli falan filan. Görüntülü filan. Mustafa Kuş şöyle demişti. Bakın demişti. Gösteri sanatlarındaki estetik ve kendini gösterme konusunda muhteşem bir şey, muhteşem bir görüntü. Fakat kendi müziğiyle ilgili de harika bir yorumcu. Çok doğru güzel söyleyen bir yorumcu. Fakat bizim batı ile ilgili olaylarla apayrı tampere sistemi ve koma sistemli olarak bir şey olduğundan pek de büyük zevk aldığımı söyleyemem. Çünkü bizde koma, sesler arası koma, evet, Türk sanat dizinde komala, batıda ise tampere sistemimizde 9 tane şeye ayrılmış, ses bölümüne ayrılmış bir söyleyiş var. Evet. O yüzden em, en büyük benim, bir de yanımda bu büyük, bir de buğuk, öbürleri de yok. Olmaz. Ben kendimi bu terazinin içerisine koymayacağım. Çünkü zaten zul kabul ederim. Herkesin kendi yorumu kendine Kesinlikle. aittir. Herkesin bu konuyla Evet. Evet. evet.